Ben Serap Hanım, sorularınıza net cevap vermek açısından ve Tabii. bizi izleyen milletimiz, dinleyenlerimiz de aydınlansın diye söylüyorum. HDP konusunda ne dedikse o. Elbette verecekler Kılıçdaroğlu'na. Başka bir adaya oy verme, sandığa gitmeme tasarruflar olmaz. Çünkü seçimden sonra kaybeden Kılıçdaroğlu olursa HDP bakımından ve HDP'nin efendim işte yönetimi bakımından ortaya çıkacak siyasi riskleri onlar çok iyi biliyor. Küsme şansı yok. Yani başka bir bunun tartışılacak tarafı yok. Çünkü ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu'na da Millet İttifakı'na da söylemiştim. Sizin bunlarla işiniz olmaz bu tartışmalarda. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Serap Hanım tek adresi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Numaraya, posta koduna ihtiyaç yok. Adres belli, dünya tanır kendisini. Bitti. Yani siz o kalpaklı fotoğrafını koyacaksınız Türk bayrağının üzerinde. Bugün Millet İttifakı adayının dayanabileceği ve yol alabileceği yegane adres Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdukları kuruluş felsefesi ve Cumhuriyet'in tetikleri. Açıdan diyorum ki ben bugün artık kalmış birkaç günde efendim Sayın Ümit Özdağ'ın desteğini patlatır %100 olur. Kaç puan olur bilmem. Ama ortada bir risk var. Elbette dünya örneklerinde arkadan gelen ilk burada aday ikinci turda kazanabilir. Bu mümkün. Ama ben görüyorum sahada. Sahada böyle bir Serap Hanım yılgınlık var. Sahada bazı insanlarda böyle bir kabullenmişlik var. Eğer buna teslim olup da sandığa gidemezseniz, sandığa sahip çıkmazsanız, oraları kontrol etmezseniz, bu süreci yönetemezseniz, işte şu kadar yabancı vatandaş edildi, şöyle oldu, böyle oldu mazeretlerinin arkasına sığınmak suretiyle pazar günü alınma ihtimali bulunan bir mağlubiyetin faturasından kaçamazsınız. Dolayısıyla ben şöyle bir tespitte bulunmak istiyorum. Bence önemli olan hususlar bunlar. Geçen defa sandığa gitmeyen veya bu defa sandığa gitmek istemeyen veya boş oy kullanacağım diyen gençlere, seferlere seslenmek istiyorum. Arkadaşlar, rahmetli Atatürk, İnönü, Celal Bayar 24 Temmuz 1923 yılında, yani 100 yıl evvel bu ülkenin tapusunu Lozan'da Araba, Rusa, İngiliz'e, Afgan'a vatandaşlık vererek, taşınmaz satıp vatandaşlık sağlayarak almadı. Senin dedenin, büyük dedenin, büyük annenin azmi, vatan, bayrak, inancı sayesinde bu vatanı emperyalistlerin ellerinden sökerek aldılar. Bugün 100 yıl sonra bu ülkenin geleceğinin sonradan vatandaşlık alanların vereceği oylarla belirlenmesine izin verme. Lütfen İstiklal Marşı'nın dizelerini bir daha tekrar yüksek sesle oku. Benim Mehmet'imin şehit olduğu zaman bu insanların yani sonradan vatandaş olanların haberleri bile olmuyor. Genç kardeşim, senin üniversitenin olması bunların umurunda bile değil. Genç kardeşim, senin bursunun yeterli olmaması onun hiçbir zaman sorunu olmuyor. Genç kardeşlerim, bu ülkeyi kanları pahasına bize armağan eden Çanakkale şehitleri başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin hatırasına bu ülkenin geleceğini 250 bine, 400 bin dolara vatandaşlık alanların oylarına bırakmayacağız. Ülkenin geleceğine sahip çıkacaksın. Bize bizden başka dost olmadığını bileceksin. Oyunu kullanacaksın. Tercihin kim olursa olsun ama oyunu kullanıp iradeni ortaya koyacaksın. Bağımsız Peki. Türkiye için günün bugün olduğunu hatırlayarak, bilerek. Bence bugün söylenecek sözler, kritik geçmiş, tüm kısır döngü siyasi tartışmaların yerine gerçekten ilk turdaki o özellikle meclis üzerinden olan başarısızlık ve beraberinde 4,5'u aşmış bir puanla geriye düşmüş sizin küllerinizden doğup bu insanları gençlere umut vermek suretiyle yurtseverleri, ulusalcıları, milliyetçileri sandığa götürüp oy kullandırabilme imkanını, gücünü, şevkini kazandırabileceksiniz. Kazandırmanız gerekir. Bunun adresi de Peki. aynen söylüyorum. Türk bayrağındaki kalpaklı Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafında olduğu gibi olduktur. Sizin başka bir şeye ihtiyacınız yok. Peki Türkiye tamam. Cumhuriyeti Türk milletinin Lozan Montre ruhuna ihtiyacı var. Eğer bu ruhla hareket ederseniz, bu birlik ve beraberliği sağlarsanız, evet, yok biz HDP bu tercihi kullandık. Ya HDP'nin başka hiçbir şansı var mı ya? Peki Zerre tamam. şansı var. Tamam. Zerre Sayın Şen, şansı var. İsmail'e Yani bunlar dönmek üzerinden istiyorum. tartışmayalım ama keşke bu birliktelikler, keşke yurtseverlerle, ulusalcılarla, milliyetçilerle barışma, birlikte hareket etme,
kale alma, bunların dediklerini dinleyebilme, şu 7 maddelik protokolde var mıdır bu Türk milletinin bir evladını rahatsız eden kayyumluk meselesini söylüyorsun. Onu da tartışırız. İsmail'in ben eleştirilerini anlıyorum, takdir ediyorum. Ama şu anda gün bunları tartışma günü mü? Bunlar üzerinden polemiğe girdiği günü müdür? Bugün şu günüdür. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Bugün inanma günüdür. Bugün demokrasi ve hukuka sahip çıkıp pazar günü sandığa gitmek suretiyle... Zaten Yeşil Sol Parti'den de aynı açıklama geldi Ersan Şen. Zaten aynı açıklama geldi. Yoksa Ümit Özdağ'ın 7 maddelik protokolündeki maddeleri tek tek bize açıklamak suretiyle işin siyasetini yapmasın bize. Bizim bugün zaten, kumara... Zaten Sayın Ersan Şen...